Bir aranın ardından herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber saçıma cila yapacağız. Ben bir süredir saçlarımı sarı olarak kullanıyorum. Bunu da birkaç kez sizlerle videosunu çekerek paylaşmıştım. Ancak zaman içerisinde saçımın rengi kameradan da belli olduğu gibi çok soluklaştı ve ton farklılıkları oluşmaya başladı. Özellikle arkalarda daha koyu ve turunculaşmalar yer alıyor. Bu yüzden komple bir boyama işlemi yapmadan, cila işlemi yaparak bu sorundan kurtulabiliyoruz. Bu vereceğim tarif sizler uzun saçlar için geçerli. Eğer saçlarınız omuz hizasında ve daha kısaysa verdiğim ölçülerin yarısını kullanarak yapabilirsiniz. Öncelikle ihtiyacımız olan bir tane boyama kabı. Herhangi bir kap seti tercih ettim. Bir adet oksidan. Bir çay bardağı su, bir yemek kaşığımız, taraklarımız, tüp boyamız ve saç kremimiz. Tüp boya dediğim değil, daha tüp boya olmak zorunda değil. Elinizde herhangi bir boya varsa o da olur. Şimdi bunlardan ne kadar kullanacağım ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle saçlarım benim uzun olduğu için şöyle göstereyim. Tüp boyamızdan 4 parmak kadar uzunluğunda boya sıkacağım. Bunu da zaten sizlere göstereceğim. Oksidandan 2 yemek kaşığı ölçü kullanacağım. Saç kreminden 2 yemek kaşığı ölçü kullanacağım. Onun dışında da 1 çay bardağı suyumuzu kullanarak cilamızı hazırlayacağız. Evet, hemen hızlıca başlıyorum. Boyamızı bir açalım. Şimdi 4 çizgi halinde. Bunu sıkarak göstereceğim size. Evet, size şöyle göstereyim. Aslında parmaktan ziyade daha çok sigara uzunluğuna benzedi. Bakın, 4 tane bu şekilde olması gerekiyor. Hemen boyamızı kapattıktan sonra oksidanımızı kullanalım. Önce biraz çalkalayalım. Şimdi 2 yemek kaşığı oksidanımı döküyorum. Evet. Ve 2. Geriye oksidanımız kalıyor hala. Oksidanımı da kaldırıp koyuyorum. Ve şimdi sırada 2 yemek kaşığı saç kremi. Biraz hava olduğu için içerisinde. Benim saç kremimin yapısı biraz katı. Siz daha akışkan saç kremlerini kullanarak daha rahat doldurabilirsiniz. Şimdi bir kez daha sıkıyoruz. Evet, bütün malzemelerimi koydum. Normalde boyama işlemlerini fırçayla yapıyoruz ama cilanın kıvamı biraz cıvık olacağı için fırça kullanarak zor oluyor açıkçası. Şöyle bir eldivenim var. Bu zaten boyaların içerisinden de çıkıyor. Tüm malzemelerimi koydum. Şimdi size göstereceğim onu. Tüm malzemelerimi şöyle kasemin içerisine koydum. Şimdi sadece su eklemek kaldı. Suyu azar azar eklemenizi öneririm. Önce ben bir şöyle tabaktaki olan malzemelerimi parmağımla karıştırıyorum. Normalde fırçam var ama onu şu an bulamadım. Zaten uygulamayı da cilanın kıvamı çok cıvık olacağından dolayı fırçayla yapmak çok zor oluyor. O yüzden sizin de elinize yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi suyumu azar azar ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada benim boyam Colesto'nun 7.3 fındık kabuğu rengi. Bunu kuaförüme danışarak aldım. O önerdi sarı saçlar için. Daha doğrusu benim istediğim ton çok sarı bir ton değildi. Biraz daha ben böyle kumral tarzı sarıyı daha çok seviyorum. Sarıya yakın olan kumralı. O yüzden bana onu önerdi. Suyumuzun hepsini kullanıyoruz. Cilamızın kıvamının cıvık olması çok önemli. Evet, ekliyorum. Size en son kıvamımı göstermeye çalışacağım. Tüm suyumu ekledim. Bayağı böyle çorba gibi bir kıvam oldu. İyice hepsini yedireyim. Çünkü hala boyalar geçiyor. Cilamın kıvamı gördüğünüz gibi çok cıvık oldu. İçindeki boyaları tam dağıtamadım. Onları biraz fırçamı bulup tekrar yedirmeyi deneyeceğim. Onun haricinde bir de şöyle eski bir tişört var. Bu artık toz bezi kıvamına gelmiş bir tişört. Cila yaparken de boya yaparken de kullanıyorum. Sizin de böyle eski tişörtleriniz varsa giymenizi tavsiye ederim. Çünkü boya kolay kolay çıkan bir şeydir. Hatta ben bu zamana kadar çıktığını hiç görmedim.
işlerine başlamadan önce saçımı bir tarayacağım ki yaptığım cila iyice aralara girsin. Hadi saçlarımı taradım. Kızım çıkmak mı istiyorsun? Hadi çık bakalım. Mayı uğurladıktan sonra ben de üstümü değiştirdim. Eski tişörtümü giydim. Şimdi cila işlemine yavaş yavaş başlayacağız. Cila işleminde önemli olan noktalardan bir tanesi de sürerken arada da saçınızı taramak ki iyice saçımızın her yerine nüfuz etsin. Cilam hala çok cıvık. Saçlarımı sürmeye başlıyorum. Şu an her yere akıyor. O yüzden siz de isterseniz yaptığınız ortamda yere bir şey sürün. Ben şu an masanın üzerini kullanıyorum. Bu biraz eski bir masa, o yüzden çok sorun olmayacak. Böyle diplerimi her yere yediriyorum. Tarakla şöyle tarıyorum. Her yer ıslansın, boya her yere nüfuz etsin. Diğer tarafına geçiyorum önlerden. İnce uçlu bir tarak olursa daha kolay her yere yedirirsiniz. Evet, şimdi arka kısımlara geliyorum. Evet, her yerini yaptıktan sonra parça parça, şimdi bayağı da bir cilam kaldı, onu tabii ki atmıyoruz. Saçımızın her yerine yediriyoruz. İyice emin olana kadar ve cilam bitene kadar. Saçımın her tarafını yaptım. Bunu biraz kaldı ama bunu kullanacağım. Şu an videoyu çekerek yaptığımda çok uzun sürdüğünü fark ettim. O yüzden o kısmı kapatacağım. Saçımızı şöyle bir tokayla tutturuyoruz tepeden. Ve eğer koyu olmasını istiyorsanız 15 ile yarım saat arası bir dakika bekletebilirsiniz. Seçtiğiniz boyanın rengine göre. Benimkinin üstünde şu an rengi görünmüyor ama şöyle göstereyim. Kolesto'nun 7.3 rengi, fındık kabuğu. Ben saçım çok koyu olsun istemiyorum. Sadece biraz daha oturunculuk gitsin ve hafif, hoş, kumral bir renk görünsün istiyorum. Yani açık kumral, tam böyle çiğ bir sarı gibi değil de. O yüzden bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Normalde hatta kuaförlerde gittiğimde 5-10 dakika arası falan. Evet arkadaşlar, ben saçımı topladım. Bütün cilayı yaptım. Şimdi 5-10 dakika kadar bekleteceğim. Ciladan sonra mutlaka bir saç bakım maskesi yapın. Ben de şöyle boyadan çıkan ya daha önceki bir boyadan çıkan bir saç bakım maskesi vardı. Bunları gerçekten önem veriyorum. Çünkü boyadan sonra saçın bence daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Rengin daha güzel görünmesini ve rengin korunmasını sağlıyor. O yüzden elinizde varsa kullanın. Yoksa da herhangi bir işte saç bakım maskesi varsa onların da işe yarayacağını düşünüyorum. Saçımı şimdi gidip sonrasında eğer benim kaşlarım biraz koyu, kaşlarımla saçım arasında çok sırıtan bir ton farkı olursa oksidanla biraz kaşlarımı da açmayı düşünüyorum. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Saçıma cila atmıştım. Dün sizlere o gün gösteremedim çünkü hava biraz karanlıktı. Gerçi bugün de karanlık ama sizi de daha fazla bekletmek istemedim. Saçlarım bu şekilde. Diplerim biraz koyu oldu. Aslında ben zaten aşağı yukarı böyle olmasını istiyordum. Çünkü zaman içerisinde saçımda açıcı olduğu için akıyor. Eğer size çok koyu gelirse siz daha az bekletebilirsiniz. Yani 5 dakika bekletmeniz bile yeterli. Ya da daha farklı bir boya kullanarak bu geçişi sağlayabilirsiniz. Saçlarıma gerçekten yeni bir canlılık geldi. Bence daha hoş görünüyor. Bir de ben örüp açtım.
Şöyle göstereyim size. Yine tabii ki açıcı işlem yapılmadığı için aralarda koyu saç tellerim var. Ancak oturumculaşma çok 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 azaldı. Ben şu an saçımın halinden memnunum. Zamanla zaten daha da akıp açılacak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.